Öncelikle projenin malzeme ihtiyacının yakın civardaki ruhsatla izinli ocaklardan karşılanması planlanıyor. Ancak her ihtimale karşı uygun özellikle malzeme bulunamaması durumuna karşı projede 2 adet de kaya malzeme ocağı bulunuyor. Projenin inşaat çalışmalarına başlamadan önce baraj gövdesi ve bu diğer testlerin kurulacağı alanlarda yüzeyde bulunan bitkisel toprak sıyrılacak öncelikle. Ve bu toprak proje alanının içerisine belirlenen geçici bitkisel toprak depolama alanında depolanacak. Kabakoz Köyü Muhtarı Şile Muhtarlar Derneği Başkanı Umut İzmir ben. Bu bir yapılma aşaması da önce bu genel aidete bir soruldu. Yani böyle bir şey yapılacak. Bu doğa bozulacak. Doğanın bütün dengesi değişecek. Bize soruldu mu? Tamam, bu yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sizin aranızda yapmış olduğunuz bir rapor da. Burada yaşayanların bir sorumlu mu? Biraz önce şimdi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki doğa bozulmayacak, hiçbir şey yok. Şimdi burada maden ocağı açacaksınız. Kurma yıkama, eleme tesisi açacaksınız. Beton santrali açacaksınız. Bu madeni çıkartmak için dinamit patlatacaksınız. Doğru mu? Beton santrali kurulacaksınız. Bunların hepsi bu doğaya, bu akustiğe, bu bölgeye zarar veren bir şey. Biz kendi aramızda daha önce sivil toplum örgütleri, siyasi partileri, muhtarlarımız, STK'lar, derneklerimizle kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantıcılar içerisinde biz kesinlikle ve kesinlikle bizim bölgemizde bu tür bir tesisin, barajın yapılmasını istemiyoruz. Zaten de bakıyorsunuz Belen Projesi, Darlık Barajı, Ömerli Barajı, Kervansaray Gölet, her tarafımız zaten su. Bu zaten çok ileriki dönemlerde yapılması planlanan bir proje. Bugün yapılacak diye de bir şey. Bundan önce 50 yıldır yapılması planlanan Osman Gazi Barajı var. Daha henüz o yapılmadı. Geçelim mi? Şey de var. Bu gibi şeyler bir kere dere havzalarında açarak yani derseye olarak kanalları açarak, genişleterek 50 metre, 100 metre bakan barajı oluşturursanız ona ne diyorlar sizin tabirinizce dere yataklarını genişleterek temizlemek ıslah çalışması yaparsanız kod olaylarında atomi seviyeye indirseniz bu devasa projelerinizi yapmanızı da kamuya da zararı olmayacak. Hem halkın cebinden çıkmış olacak, hem çevredekiler olacak. Evet, Süleyman Hilmi Erenmen, Şile Dernekler Federasyonu Başkanı. Muhtarımla aynı sıkıntıları ben aynı zamanda Gökmastik Köyü'nde dernek başkanıyım. Gökmastik Köyü'ndeyim ve Osman Gazi Barajı'nın 52 yıldır, yaşım 54. Ben de Akrandi mazisi var. Yıllardır bu işte uğraşıyoruz. Yani elinizi çekin şeyler üzerinden diyoruz artık. DSE'ye de diyoruz herkese. Evet, İstanbul'da su lazım. Ama bütün İstanbul'un çöpünü, suyunu, her şeyi biz karşılıyoruz. Ve İstanbul'da doğa da lazım. Yok artık Şile'den başka İstanbul'da yeşil ormanlık yok. Yani elinizi şuralarda biraz çekin. Osman Gazi Barajı'nın su tutulmamasından kaynaklanan gereksinim duyulan Kabakoz Barajı. Şimdi proje değişmiş. Bir hafta önce müdürümüzün yanındaydık. Proje değişmiş. Şimdi buraya da bir proje yapıyorsunuz. Ki daha bu proje aşamasında. Projesi bile bitmemiş, yapılmamış. Ama chat raporu alacaksınız ki ondan sonra devam edeceksiniz. Yani biz Şile olarak, ben Şile Dernekler Federasyonu Başkanı olarak da şahsım olarak da bunlara bölgemizi istemiyoruz. Yani var olanlarla uğraşıyoruz. Biz 52 yıldır köylerimizde çivi çakamıyoruz. Bakın 12 tane köy artık lanet geldi. Yani yapacaksanız yapın diyoruz. Müdür Bey de diyor ki chat raporuna izin vermiyorsunuz diyor. Evet, vermeyeceğiz. Kim atasının yerini boşaltmak ister ya? Tamam, İstanbul abi, İstanbul'u boşaltın ya. Bu kadar İstanbul'a gelmesin. Kanal İstanbul yapılacakmış. Yani köküne kurban ya, yapmasın. Bize ne yani, Kanal İstanbul yapılacak diye İstanbul'un en güzel doğasını niye tahrip ediyoruz ya? Gelmesinler abi İstanbul'a. Bravo. Gelmeyin yani. Bravo. Ya, artık yer altında depolama sistemleri var. Hiç doğayı bozmadan, derseyi bunları bilirdir, çalışıyordur mutlaka. Yani yer altında depolama sularını yer altında depolayarak, hiç doğanın üstünü bozmadan, kimseyi rahatsız etmeden yapılan işlemler var.
artık teknoloji Türkiye çağ atladık diyoruz. Teknolojide evet güzel şeyler de oluyor. Ya bunlara yönelelim. Bunları da böyle meşhur etmeyelim. Dere yataklarının altını kazarak boru sistemiyle tutamıyor muyuz bu suları diye düşünüyoruz ve ben de şahsım ve bütün köy dernekleri adına bu işe karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Yaptırmamaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Efendim barajlara karşıyız. Arıcılık yapan bir köyüz. Artı Şile olarak arıcılık yapan bir memleketiz. Bu barajlardan ötürü arılarımızın ölümü %100. Sadece benim köyümde 1500 kovan arı var. Bir arının fiyatı bugün 1200 ile 1500 arası. Bir kovan arısı. Bizim iflasımıza neden olacaksınız bu barajlarla? İstanbul'un suyu yokmuş. Öbür iki tane barajı neden iptal edip de bu Kabagöz Barajı'na meyilleniyorsunuz? Biz nasıl yaşayacağız bu memlekette? İstanbul'da turizm memleketi olarak bir tane ilçe kaldı, o da Şile. Bundan sonrasına kimse gelebilir mi? Allah aşkınıza hepinize soruyorum. Gelebilir mi? Bir yeri baraj, bir yeri kaya madeni, bir yeri kum madeni, bir yeri silis madeni. Biz sadece hep bizden mi alınsın? Bir taraf çöp, İstanbul'un şeyi. Hep bizden alınsın. Başka hiçbir ilçeden, hiçbir yerden alınmasın. Sadece İstanbul. Ahmetcan ben. Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Arıcılarım Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyiz. Bu kestane bol üretim alanları da yine Yeniköy etrafındaki Kabakozu'ndan tutun da işte bu civardaki tam sizin projenin içerisindeki alanlardır. Bakın biraz önce arkadaşım teknik rakamlar verdi. Teknik rakamlarda 4 kilometre kareden bahsetti. Bakın bu kadar alan kestane ormanları yok olacak demektir. Bakın bir tescil almış. Şile kestane balı İstanbul'un tek tescilli ürünüdür. Coğrafi işaret tescilli tek ürünüdür İstanbul'un. Bakın bunu yok etme aşamasındayız. Biz niçin bunu yapıyoruz? İstanbul'un suyunu, ya İstanbul'un suyunu karşılamak için Meren'den boratları çekilmedi mi? 300'e yakın aile buradan geçim sağlıyor. Ve sadece 300'e yakın aile bundan geçim sağlıyor. Ekonomik bir gelir elde ediyor. Bunun yanında turizm gelirlerini elde düşünün. Buradaki turizm alanlarını yok edeceksiniz. Bakın darlık göletinin etrafına insan giremiyor. Niye giremiyor? Orada özel avlaklar yapılıyor. İnsanlar, zenginler av yapıyor. Böyle mi olmaz? Belki baraj için küçük görülebilir ama Şile kestane balı üretiminin alanı baktığımız zaman bizim üretim alanımızın %30'una tekabül ediyor. Yani bu ciddi bir rakam. Lütfen Üvezde'ye bir bakın. Üvezde'nin halleri bakın. Oradaki beton santrallarının, oradaki kamyon hareketlerinden dolayı meydana çıkan tozun, kilin, çamurun bir ortamına bakın. İnsanlar artık köylerine gelmekten nefret ediyor. Evde camlarını açamıyorlar başkanım. Doğru açamıyorlar. Söylüyorsunuz. Lütfen şeye bakın. Batı yakasına bakın. Sahil yolda. Sahil köyden Sofular'dan Karakiraz'a kadar uydu resimlerine lütfen bir bakın. Ben yazmanıyorum muhtarım Polat Uç'ta. Şimdi benim köy Osmanköy ve Sevişli. Buralardaki bundan bir sene, iki sene önce yapılan iki ders çalışmalarında köyüme ait en az 200 dönüm arazinin yazılmadığını ve hazineye kaldığını gördüm. Gördük. Mahkemelerde devam edenler var. Bunun şimdi bu barajın birden patlak vermesi sayın sunucumuzun işte belli miktarı zaten hazine arazisi diye hitapta bulunması beni şimdi gerçekten düşündürdü. Yani bu önceden planlanmış bir olay mı? Köylüyü hiçe saymak mı? Benim şahsi benim dedemden kalan 11 dönüm hazineye kaldı. Yani yaz vermediler, su havzası dediler, ormana kaldı dediler. Vermiyorlar. Milli emlakta gidiyor. Demek ki bunun daha önceden bir çalışması olmuş. Akabinde siz bunu çıkarıyorsunuz. Vatandaşı nasıl bir cevap vereceksiniz? Önümüzde seçim var. Nasıl bir çıkacağız karşı vatandaşı çıkacak? Bir de kamulaştırılıp alınacak. Acaba kimlere yazıldı? Bitmez kimlere kullanacağız. 800 kimlere yazıldı? Dedi. Kimlere yazıldı? Bakın bölgemizde bizim ağaç maktar diye bir şey vardı eskiden. Maktar kaldırıldı, seyretme var. Seyretmeden dolayı ağaçların çürüdüğü gibi bir tespit yapılıyordu. Fakat yeni çıkan yeni araştırmaların sonucunda ağaçlarımız darlık barajının yapıldıktan sonraki 50 yıldır gelen nem üzerinden çürümeye başladı. Ormanlarımız bu baraj yüzünden çürüyor. Bu yeni bir tespit. Rutubet yüzünden hastalık çıkıyor. Yeni bir teknik yani üniversitenin çalışması. Onun için
Ha, çok özür dilerim. Bu çok önemli. Aslında her şeyden daha önemli. Ve İstanbul'un ormanı kalmayacak. Yani İstanbul'u su içsin diye İstanbul'un ormanı kalmayacak. Hep beraber olacağız. Artık geçen muhtemelen Afet Koç. Buyurun Afet. 1998-98 yıllarında rahmetli Necdet Menzil toplantı yaptı. Ben Demokrat Türkiye Partisi ilçe başkanlığı yaptım Şile'de. O zaman Meral Atı da meydanda yoktu. Bize verilen birlikte Meral'ın yapıldığı zaman İstanbul'un 80 senelik su ihtiyacı olacağını da karşıladığından daha Şile bölgesinde baraj yapılmayacağı söylendi bize o zaman. Bu nereden çıkıyorsunuz bu baraj yapmak? Siz bunu ister istemez prosedür gereği yapmak zorundasınız. Bu çalışmayı yapmak zorundasınız. Yapmazsanız Sayıştay'da bir rapor çıkıyor bununla alakalı. Yani siz bunu yapacaksınız ama bizler de Şile'nin, Ağla'nın, İstanbul'un yerel aidiyetleri olarak bunu yaptırmayacağız. Yaptırmamak için de elimizden her geleni yapacağız. Tümay İnamoğlu, Uluslararası Torun Turizm Derneği Başkanı, aynı zamanda Şile Slow Food Birliği kurucularından. 1990 öncesi Şile'de sis yoktu. Hiç yoktu. Mayıs, Haziran aylarında sis yoktu. Şile'de mantar hastalığı yoktu. Şile'de rutubet yoktu. Şile'de yeşillikler yetişiyordu, daha gür yetişiyordu. Şile'de meyve ağaçlarında hastalık yoktu. Şile'de kestane ağaçlarında mantar hastalığı yoktu. Şile'de başka ağaçlarda mantar hastalığı yoktu. Domatesler çürümüyordu. Domatesler çürümüyordu. Aynen öyle. 1990 öncesi. Neden 90'ı verdim örnek? Darlık Barajı'nın bitiş tarihi, açılış tarihi de 90 yılı. 90 yılından sonra Şile rutubetle bitti. Turizmi de darbe yedi. Serası da, bahçesi de darbe yedi. Köylüsü de darbe yedi. Arısı da darbe yedi. Çanak oldu Şile'de. İkinci çanak da bu olur. Ve Şile tamamen biter. Şile'nin romatizma hastalığı zirvede. Bütün köyün romatizma hastası. Farkında değil rutubetten. Şile'de hiç bu proje yapılırken dereler incelendi mi? Derelere bakıldı mı? Derelerin hali nedir? Şile ne kadar çekiyor bu derelerden? Şile'nin İstanbul içme suyu sorunu var da Şile'nin acaba bir de sulama sorunu var mı? Yakın zamanda bu köylü sulamada sorun çekecek mi? Bununla ilgili devlet su işleri bir çalışma yapıyor mu? Bu derelere akan sularımız, çamur. Ya geçen yeni medyada çıktı. Ağva'nın denizin rengi değişti diye. Sadece çamurdan değişiyor. Başka bir şeyden değil. Ama neden? Bu taş ocakları, madenlerdeki yıkamalardan başka bir şeyden hepsi değil. Hepsi derelere akıtıyor çünkü. Hepsi. Peki. Şimdi buradan geliyorum size. Hepinize. Palamut deyince aklınıza ne geliyor? Şile palamutu geliyor değil mi? Hepinizin. Yiyorsunuz orada büyük ihtimalle. Şile palamutu bitiyor. Şile denizlerindeki balıklar bitiyor. Neden bitiyor biliyor musunuz? Derelerden dolayı. Derelerden dolayı. Derelere atıklardan dolayı. Derelerden gelen alüvyonun balıkların meralarını bozduğundan dolayı. Bunlardan dolayı bitiyor. Üremeler de bitirdi. Üremeleri bitiyor. Hepsi bitiyor. Bakın projenizi okudum. Orada bir yerde bir yazı var. Güldüm ona. Kabakoz Barajı'nın yapılması Kabakoz Deresi'nin boşu boşuna akmasını engeller. Karadeniz'e. Ya boşu boşuna akmıyor dereler. Bu dereler bizim nimetimiz. Bu dereler buranın canı, kanı. Dereler yok oldukça İstanbul yok oluyor. Şile yok oluyor. Yapmayın lütfen yapmayın. Coğrafi işaret Ahmet Bey o coğrafi işaretten bahsetti. Coğrafi işaretinin anlamı ne? Sadece bu coğrafyada yetişen. Sadece bu coğrafyada yetişen. Başka yerde yetişen değil. Bakın dikkatinizi çekin. Bu coğrafya. Bu coğrafyada yetişiyor bu kestane balığı. Bunları öldüreceğiz. Yok edeceğiz. Notlar aldım başka. Gene komik bir şey var. 100 personel istihdam edeceksiniz. Baraj. Koskoca devasa baraj projesi 100 personel de böyle göz boyayacak bir proje. 100 personel. Turizmciyim. Turizmciyim. Burada turizmci arkadaşlar var. Hemen 100 kişi iş alıyoruz. Hemen. 20'ye kalıyor başka. Hemen. Ya bu kadar zor bir şey değil. Bunlarla göz boyamak. Ya bu projeye bunu yazmak. Affedersiniz. Yani komik bir şey. Geçen gün herkes Yusuf yaptı. Darlık Barajı ya taşarsa diye. Taşınca ne olacak biliyor musunuz? Erenler, Ahmetli, Kumbaba, Seraltı. Şile'nin dörtte biri gider. Seraltı. Darlık Barajı'nda bir çatlak, bir vesaire. Seraltı. Facia. Bunları hesaplamıyor. Bu projede bu hesap yok kusura bakmayın. Bu projede birileri çıkmış.
Şile'de böyle bir dere var, imkan var, hesap yapılmış. Su var, para su var. Haydi buraya baraj yapalım. Yer de güzel böyle, avuç içi gibi. Masrafsız, bir an önce rant var. Bu projenin ilk çıkışı 20 yıl öncesinden geldi. 20 yıl önce bir şeylerde yazılı. Ondan sonra da burada 2008'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2008'de projede vardı. 2008'di. Rahmetli Faruk Yeterci'nin de büyük çabası. Oğlu da mesleğini devam ettiriyor. Gazetecimizdi. Hep beraber gittik Ankara'ya. Hep beraber engelledik mi o olayı? Ve Faruk Ketenci'nin de mirası olarak yine engelleriz. Teşekkür ederim. Devletin amacı da yatırım yapmak. Ve ihtiyaçlar İstanbul'un içme suyu ihtiyacı maalesef ki büyüyor. Bunun büyümesinin sorumlusu DSİ değil. Hani bu konuda ben çok net bir cevap verebilirim. Ve bu projeyle bir rant yok. Hani bahsettiğiniz rant nedir bilmiyorum ama İnşaat yapım rantından bahsediyor. İnşaat yapım bir tane rant olmuyor mu? Karsız mı yapacak firmalar? Hayır, içme suyu temin amacıyla tabii ki bir inşaat yapılacak. Tabii kim için yapılır? Suyu kime kullanacak? Biz kullanıyoruz. Faturayı kim verecek? Köylü verecek. Siz rahat bu. Siz farklı bakıyorsunuz. Sizin bakış açınız farklı. Bizim bakış açımız farklı. Çünkü biz yaşadığımız için burada farklı bakıyoruz. Farklı olabilirsiniz. Yani bizim amacımız, biz devlet yatırımcı bir kuruluş olarak ihtiyaç olan suyu bulmak, projeler üretmek, bu projelerin rantabilitesini masaya yatırmak, dizi bulma değil mi? Bunu mühendislik hesaplarıyla ortaya koymak. Eğer evet bize olsa ve devletin desteği de geliyorsa bu proje hayata geçirilir. Ama eğer bizi bul değilse zararı ya da faydası götürüsünden daha şeyse o zaman da bu proje kaldırılıyor.